Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiriyor ki geride bıraktığımız günde de Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanarak Kömürhan Köprüsü'nün açılışını yaptı. Açılışta yaptığı konuşmada ise özellikle eser siyasetine vurgu yaptı. Allah'ın takdiriyle 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Malatya-Elazığ arasında yapılan Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Barajımızın... Törende konuşan Başkan Erdoğan eser siyaseti vurgusu yaptı. Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik. Altını çizerek ifade ediyorum. Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Başkan Erdoğan Türkiye'nin attığı adımları eleştiren muhalefete de tepki gösterdi. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar Ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. 2021'i yeni bir şahlanış yılı haline getireceğiz diyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin aşı çalışmalarının da Nisan ayında tamamlanacağını söyledi. Allah'ın takdiriyle 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla Salgınla mücadele önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah en geç Nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.